Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarımıza bir suç örgütü olduğu iftirası atılıyor. Bir kere suç örgütü olmak için bir suç işlemeye yönelik ortak bir amaç etrafında bir araya gelmek gerekiyor. Şimdi bizim hangi suç etrafında arkadaşlarımızla bir araya gelmiş olabiliriz düşünmemiz lazım. Bir kere burada iki tane istinat var. Bir tanesi çıkar amaçlı diyor. Yani bir çıkar olması lazım. Bakıyoruz arkadaşlarımızın şirketleri son derece legal. Herhangi bir gayri hukuki durum yok. Ayrıca ortada bir kara para olması lazım. Haksız bir kazanç olması lazım. Böyle bir şey de yok. Daha ilk günden itibaren işte şu kadar para var, bu kadar parayı arıyoruz dediler. İşte 40 milyon, 50 milyondan başladık, 1 milyar dolara kadar yükseldi. Hatta bahçeleri kazdılar o parayı bulmak için. Ama para mara yok ortada. Hiçbir şey de çıkmadı. Yani bir kazanç yok, haksız kazanç yok, kara para yok. Demek ki böyle bir amaç için bir araya gelinmemiş. Bunun dışında kalan ikinci bir ortak amaç, kadınları cinsel taciz, işte cinsel saldırı gibi böyle aşağılık iddialar. Şimdi oturup düşünmek lazım. Hani böyle bir amaç için 30 yıl boyunca böyle yüzüde bir topluluk bir araya gelir mi? Yani bizler arkadaşlarımız son derece eğitimli insanlarız, son derece aklı başındayız. Ve bir ideal için, bir fikir için, Allah rızası için, ülkemizin, vatanımızın, insanlarımızın menfaati için bir araya gelmişiz. Ve 30 yıldır her türlü zorluğa, iftiraya, komploya rağmen devam ediyoruz. Dolayısıyla bu da son derece mesnetsiz bir iddiadır. Bu düşünüldüğü zaman bize yapılan komplonun ne şekilde planlandığı ve nasıl yürütüldüğü çok iyi anlaşılır.